Canan Kürt sorunu çözmek için yola çıktığında ...93'ten sonra beri yaptığı çözüm girişimleri, çabaları var, 93, 95, 98. Bunlara yönelik bir tecrit uygulandı. Yani aslında çözüme dönelik bir tecrittir. Çünkü şöyle bir şey, Sayın Öcalan 9 Ekim'de süreden çıkarıldığında Avrupa'yı tercih etmesinin nedeni Avrupa'ya geçip bu sorunun Türkiye'de demokratik siyasi çözümü yönünde uluslararası diplomatik destek sağlamak amacıyla Avrupa'ya adım attı. Ama bu beklediği desteği almadı ilgili devletlerden. Sonra ortaya şu gerçeklik çıktı. Yani bu uluslararası güçlerde, daha doğrusu kapitalist modernitenin, kapitalist hegemon güçlerin çıkarı, strateji çıkarı Kürt sorunun çözümsüzlüğü üzerinde kurulmuş. Yani bu denklem 20. 20, 21, 20. yüzyılın başlarında böyle kurulmuş. Kayre Konferansı, Sykes-Picot Anlaşması vesaire. Yani çözüm işlerine gelmiyor doğrusu yani. Çözüm uluslararası güçlerin işlerine gelmiyor. O yüzden bu tecridi devreye koydular. Dayatma aslında bireysel çizgiye çekmedir. Öcalan da bu çizgiye gelmiyor. O yüzden doğruları savunmaya devam ediyor. Çünkü ada cezaevidir, tek kişilik cezaevi statüsüdür. Yani sadece bu bile yaş başta bir tecrittir. Bundan da ötesi bu aslında tecrit politikası planlanmış bir politikadır. Sayın Öcalan Proto Guantanamo dedi orası için. ABD, Pentagon'da psikologlara hazırlatılan bir şeydedir. Tecrit nasıl yani bir kişinin iradesi nasıl kırılır? Tecrit yalnızlaştırma ortamında. Bu psikolojik olarak önerilmiş bir sistemdir. ABD bunu önce İmralı'da hayata geçirdi. Sonra Guantanamo tecidi gündeme geldi. Yani kuruluş mantığında tecit var. Fakat şunu gözlüyoruz biz. Yani 24 yıl dediniz. 24 yıl her geçen yıl tecidin ağırlaştırıldığı bir süreçtir. Yani biz aslında 3 aşamaya ayırabiliriz. 1999-2005 arası dönem tecidi, 2005-2015 arası dönem tecidi, bir de 2015'ten günümüze süre gelen mutlak tecid dediğimiz artık yani gelebileceği en son hali, tecidin en son hali, en ağırlaştırılmış hali. 1999-2005 arasındaki tecid sürecinde aslında daha doğrusu 2002'ye kadar, AKP iktidara geldi 2002 tarihine kadar dolaylı diyaloglar vardı, görüşmeler vardı, barış süreci vardı. İşte gerilen silahlı güçlerin yurt dışına çıkarılması, bir barış gruplarının gelmesi bir hava oluşmuştu. Ondan sonra AKP iktidara gelişiyle aslında ilk bizim ciddi tecrit dediğimiz dönem 2002 Ekim, Kasım, Aralık, Ocak 2003'ün Şubat'ına kadar sonra 3 ay kesintisiz bir tecrit. Yani 3 ay boyunca ne avukatlara görüştürüldü Sayın Hocalar, ne mektuplaşmamız mümkün oldu, ne aile görüşü, ne taraf hiçbir şey olamadı 3 aylık. Aslında bugünkü mutlak tecritin bir prototipi o 3 aylık. AKP'nin iktidara geldiği o 3 aylık dönemde aslında uygulanmıştı. Ama şunu da söyleyeyim, yani tecrit sadece aile avukat görüşmeleri ekseninde alınacak bir şey değil. Aslında bir sistem sorunudur, sistemsel bir olaydır. Çünkü Kürt sorunu çözümüyle bağlantılı bir olaydır. Tecrit sistemsel olarak oraya ele almak gerekiyor. Yani tecrit mantığı biraz irade kırmak, kendi çizgisine çekme mantığıdır. Canım buna karşı direniyorum. Tecrit işte 3 aylık kesintisiz tecritten sonra biz 1 Haziran 2005 yasaları denilen bir Öcalan yasaları dedikleri bir döneme geçildi. 2005'ten sonraki tecrit, 2005-2015 arası dönemki tecriti ağırlaştırılmış tecrit olarak nitelendirebiliriz. Bazen basında yanlış değerlendirmeler yapılıyor. Bugünkü döneme de ağırlaştırılmış tecrit deniliyor. Bu doğru değil. Ağırlaştırılmış tecrit 2005-2015 arası dönemdir. Bugünkü tecrit mutlak tecrittir. Bunu hiçbir zaman şey yapmamak lazım. Ağırlaştırılmış değil, mutlak. Mutlak tecrit ne demek? Dış dünyaya tüm bağın koparılması demektir yani. Haberleşme de dahil. Tüm bağın koparılması yani yetkililer dedi ya gömme, İmralı'ya gömme veya diğer gömme yani dış dünya bağının koparılması postmodern idam biçimi yani en ağır tecrisin bir tecrisin olabileceği en ağır dönemdir yani şeydir yani bağ koparıyorsun dış dünyayla aslında bir nevi idam cezasının uygulama biçimidir. İdam cezası ne? Sen idam ediyorsun 3 dakika sonra dış dünyayla bağ kesiliyor. Burada
bir dört duvar arasında tutuyorsun, dış dünyayla tüm bağını koparıyorsun. Aslında zamana eğili bir idam politikasıdır. Bir hukuki izahtan ya da siyasi öç almaya değerli bir düşman hukukuna veya rehine hukukuna değerli bir dönem olarak bakmak gerekiyor. Hukukla izah edilecek bir şey yok zaten. Olmasının da AKP döneminde geldiğini şey yaptık. Daha sonra AKP iktidara geldikten sonra Sayın Öcalan işte bir öneride bulun. Demokratik katılım yasası çıkarın. Biz bütün güçlerimize gelip demokratik cumhuriyete katılalım. Yani silahları bırakıp demokratik cumhuriyete katılalım. Hatırlarsanız o dönemde AKP'nin buna verdiği cevap neydi? Pişmanlık yasasıydı yani. Katılım yasası çıkarın. Sonra terörle yasası kapsamını genişlettiler. Çocukları, kadınları da içine alacak şekilde kapsamını daha da genişlettiler. 1 Haziran 2005 yasalarıyla tecidi daha da ağırlaştırdılar. Yani o ekranlarda gördüğünüz Sayın Öcalan'ın kitap okuduğu bir odası vardı. İşte o 2005'ten sonra onu kaldırdılar. O kütüphaneyi aldılar. Öcalan'ı dar bir odaya aldılar, hücreye. Günde yani 3 kitap sıralaması getirdiler. Bunu da bir iyileştirme diye sundular topluma. Halbuki tecrisin daha da ağırlaştırılması oluyordu. Bütün o dönem, bir önceki dönem, 2005 önceki sınırlı kullandığı bazı haklar da eline alındı. İşte kitap okumasından tutalım, görüş haklarına kadar hücre cezaları gündeme geldi. Hatırlarsanız kötü muamele örnekleri yaşandı. O dönemde ölümle tehdit edildi. Yani bir sürü ağırlaştırmış, tehdit edildiğimiz dönem bu dönem işte. 2005-2015 arası dönem. En son 20 Temmuz 2010'da avukat görüşmeleri tamamen kesildi. Dikkatinizi çekerim. Yani avukat görüşmelerinin kesildiği dönem 2011'dir. 20 Temmuz 2011'den başlıyor. 20 Temmuz 2011'den bu 2022 şu an geldiğimiz aşama kadar sadece 5 avukat görüşmesi yapılmış. Yani düşün 11 yılda 5 avukat görüşmesi. O da 2019'da aşık grevleri etkisiyle toplumsal duyarlılıkla gelişen bir 5 avukat görüşmesi oldu. Onun da gelişmesinin nedeni konjüktür aşık grevleri ve bağlantılı. Yani kural olarak biz buna istisna diyoruz, bu 5 avukat görüşü istisna olarak bakmak lazım. Aile görüşü de öyle. 2014'ten sonra aile görüşü de yaptırılmamaya başladı. 2 aile görüşü 22 yılda yani 11 yılda. 2022'deyiz, 11 yıldayız. Yani 15 çözüm sürecinde de avukat görüşmesi, aile görüşmesi yaptırılmadı. Yani 2013-2015 sürecinde de yaptırılmadı. Sadece heyette gidiyoruz. Sonra heyetlerin de kesilmesiyle tam ve mutlak tecrit dediğimiz döneme giriyoruz 2015'ten sonra. Tam ve mutlak dediğimiz haber alamama. Mektup, telefon, telgraf, iletişim kuramıyorsun, aile görüşü yok, ziyaretli görüşü dış dünyada tüm bağlı koparılıyor. Yani haber bile alamama. İki gerekçeler, kılıfları yani 2016 Temmuz darbe girişimi tırnak içinde işte o da tartışmalı, işte tezgah mı girişimi, darbe mi, o da ayrı bir tartışma konusu. Yani oraya gelene kadar hava muhalefeti koster bozuk gerekçeleriyle görüştürmeler yapılmıyordu ki komikti yani, bu karikatürlere bile konu oldu. Yani hatta Spiti raporlarında da diyordu yani koskoca Türkiye Cumhuriyeti o kadar gemileri şeyleri var. Bir adaya avukat getirip götüremiyor mu dedi. Yani hava muhalefeti kostu. Artık komik bir duruma gelmiş 2016'ya kadar. Yani onlar da bile dalga geçiyor yani artık. 2016'ya geldiğinde darbe girişimden sonra yeni bir sistem devreye koydular. 20 Temmuz 2016 Bursa 1. İnfaz Hakimliği kararına baktığınızda orada işte bugünkü mutlak tecrit dediğimiz bütün unsurları bulabilirsiniz. 1. Ziyaretçi kabulünün yasaklanması. 2. Avukat görüşmelerinin engellemesi. 3. Ziyaretli telefon, mektup, faks hepsini yasaklıyor. Komple bütün haklarını yasaklayan bir karar. Mahkeme kararı. Gerekçe o hal. O hal gerekçesiyle yasaklıyor. Sanki darbeyi Sayın Öcalan yapmış. Darbeyi Sayın Öcalan mı? Sayın Öcalan darbeleri engelleme çözüm için çabaladı 24 yıllık İmralı süreci boyunca. Yani burada o kadar çelişki var ki, o kadar da mantıksız bir şey var ki yani. Darbeyi yapanlar, darbeyi başkası yapıyor, faturasını Sayın Öcalan'a çıkarıyorlar. 16'ya gelene kadar hava muhalefeti koster bozuk, bunlar kaldırıldı. Ondan sonra düzenli, rutin, 3 ayda bir aile görüş yasağı, 6 ayda bir avukat görüş yasağı.
3 ayda bir aile rutin yani buna devam etti. Sadece o 5 avukat 2019'daki 5 istinayı görüşme hariç. Yani ondan sonra aynı devam etti. Yani sistematik olarak bu döneme damgası vuran 2016-2022 arası kılıf uydurulan kılıf mahkeme kılıf yapılan mahkeme kararıyla görüşmeler engellenmesi. Disiplin cezası işte bilmem eski hücre cezaları gibi gerekçeler yani çok eften püften gerekçeler baktığınızda zaten bu gerekçelerin eften püften olduğunu, inandırıcı olmadığını 2020 SİPTİ raporuna bakarsanız orada da diyor ki 2019 ziyareti daha sonra 2020'de yayınlandı. Orada da diyor ki disiplin cezalarıyla aile görüşünün engellenmesi ve avukat görüşlerinin ilişkin mahkeme kararlarını biz inandırıcı bulmuyoruz. Yani şunu demek istiyorum, bu mahkeme kararları biraz işin kılıfıdır. Yani, kopyala yapıştır. Mahkeme kararını kopyalıyor, ya numara, tarih değişiyor sadece, gerekçeler aynı. Yani ne derler, hile-i şer'iye diyorlar Osmanlı'da, yani medeni hukukta hukuka karşı hile. Yani şöyle yapıyorlar. Bize mahkeme ne aile disiplin yasak kararlarını ne de avukat yasaklarını bize tebliğ etmiyorlar. Yani kararlar bize tebliğ edilmiyor. Oradaki mahpuslar üzerinden süreç işletiliyor. İşte onlara tebligat yapılıyor. Onlar üzerinde kesinleştiriliyor. Biz daha sonra yani ısrarlı çabalarımızla başvurularımızla yani oradan bize gelen yazılı cevap işte şu nedenle dosyaları kesinleşmiştir itirazımızın reddine. Eylem planı bu son olandır. Bu son olan ama diğerlerinin tekrarıdır. Diğer savunmaların ifadelerinin tekrarıdır. İşte Türkiye'de umut hakkı vardır. İşte istisnai birkaç tane şeyden dolayı bu uygulanmıyor. İstisna değil de işte bu binlerce insanı alaşım mevbet o kadar küçültmeye, gözden düşürmeye, şey yapmaya çalışır ama öte yandan da Türkiye'de kaç tane mevbet, ağırlaşım mevbet hapis hükümlüsü var bilgisini de vermiyor. Çünkü o bilgisi verirse büyük bir harita ortaya çıkacak. Yani büyük bir trajedi ortaya çıkacak. İbrahim tecih sistemi uluslararası bir sistemdir. Türkiye'nin bu kadar şey olmasının nedeni cesareti kimden alıyor? Avrupa'dan alıyor, ABD'den alıyor işte. Onlar birlikte kurdular bu sistemi. Onlar da çözümsüzlük politikasına destek veriyorlar. Oradan güç alıyor zaten. Yani SİPTİ mesela geldi gitti der mi? SİPTİ'ye şunu sormak lazım. Prosedürü, açıklama prosedürünü niye uygulamıyorsunuz? 2008'de uyguladılar. Avukat görüşmeleri düzenli hale geldi. O zaman koşullar biraz daydı. Bugün mutlak tecritten bahsediyoruz, işkence halinden bahsediyoruz. Sen prosedür uygulamıyorsun Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. 2011'de yaptığımız başvurular var. 2012'de, 2014'te bakın. Arada 8 yıl geçmiş. Daha bir karara varmış değil yani. Onlar da zamana yayıyor. Bir zimli uzlaşma oldu. O kadar belirgin ki. Çok yönlü bir mücadele açılabilecek. Demokrasi güçlerin sadece yerelde değil, böyle, küresel çapta da duyarlılıklarıyla açılabilecek bir meseledir. Maalesef Öcalan söz konusu olduğunda uluslararası kurumlar da şeye geçiyorlar yani böyle körleri sağlar oynamaya ya da oyalanma ya da zamana yayma gibi yaklaşımlar içine giriyor Öcalan söz konusu olduğunda. Bunun nedeni ne? Çünkü bunlar bu. Kürtlerin bu kaderi hep beraber kararlaştırdılar. Lozan'da, Kahire'de, bilmem ne yoktu. Kürtler dört ulus devlet içerisinde erimeye, tarihten silinmeye terk eden bir halktır. Bu statikoyu sadece Türkiye belirlemedi ki, bu statikoyu Lozan Anlaşması'nın taraflarına bakın. Dünya devletleri hepsi bir birlikte kararlaştırdılar. Kürt'te bu kaderi sadece Türkler biçmedi. Kürt'te bu kaderi kapitalist hegemon güçler biçti yani. Sen dedi, yoksun, statüsüzsün, işte Türk Ulus Devleti, İran Ulus Devleti, Irak veya Suriye Ulus Devleti'nin insafına terk edilmiş bir hak gerçekliğimiz var yani. Tecrit de bununla bağlantılıdır yani. Aslında zaten tecrit toplum olarak yaşıyoruz. Hükümetle çözüm süreçleri geliştirdi. Baktı hükümetle devlet sistemi bir samimi bir irade çıkmadı yani. Çıkanlar da bir şekilde tasfiye edildi veya geri adım attırıldı. Geriye ne kaldı? Sayın Öcalan dedi ki toplumsal güçler, demokratik çözümden ve barıştan yana toplumsal güçler. Türkiye'de böyle bir potansiyel var, %80'e varan bir toplumsal radikal muhafazakar da liberal demokrat olduğu bir potansiyel var. Bu üçüncü yol dedi önerdiği şey bu işte. Üçüncü yol dedi HDP'deki biçtiği misyon işte iktidara geleceksin. Geraltı demokratik anayasa vesaire değiştireceksin. Demokratik bir anayasa içerisinde o zaman tecrit de zaten anlamsızlaşır yani. Kürt sorunu bağlantılı çözümsüzlüğüyle bağlantılı olduğu için
Bakın sonuç olarak şunu söyleyeyim. Tecrit Kürt sorun çözümüyle bağlantılı olduğu için Kürt sorun çözümünde de tecrit bunun içinde %15'lerin %30'lara çıkarılması gerekir. Tüm toplumsal demokrat toplum kesimlerinin bir cephede ittifak, demokratik anayasa ittifakı bağlamda buluşması, İspanya örneğini verdi, demokratik anayasa hareketi örneğini verdi yani. O zaman ancak şok olur yani.